Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Dünyada en büyük şefkat kimindir ve kimleredir? Dünyada en yüksek hakikat anne babanın çocuklarına olan şefkatleridir. Madem en büyük şefkat anne babanın evlatlarına olan şefkatleridir, o halde en yüksek haklar da onların şefkatlerine karşılık hürmet ve saygı haklarıdır. Çünkü anneler, babalar hayatlarını lezzetle ve zevkle eğer gerekiyorsa canı gönülden evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Bu fedakarlığı hatta hayvani annelerde bile görmek mümkündür. Nitekim bir tavuk bütün sermayesi Hayatı olduğu halde yavruları için gerekirse hayatını feda edecek dereceye gelir. Korkak tavuk aslan kesilir. Hayatını ortaya koyar ve gerekirse feda eder. Şimdi annelik gerçeğinin hayvanlarda bile bu kadar hakikati olursa insan anne babalardaki şefkat ve merhamet hakikatini bir hayal edelim. Öyleyse bu şefkat kahramanlarına karşı insanlığını kaybetmeyen ve canavar bir hayvana dönüşmeyen her evlat o muhterem saygıdeğer sadık fedakar dostlara ne yapmalı? Hangi görevleri ve sorumlulukları vardır? Birincisi halisane sadece Allah rızası için anne babaya hürmet etmeli. Bu mübarek insanları şefkat ve merhametle donatıp bizim hizmetimize veren kim? Allah. Öyleyse Allah'ın bu emanetlerine sahip çıkmak ve onlara hürmet edip saygı göstermek her evladın vazifesidir. Bu birincisi. İkincisi samimane hizmet etmeli. Bir beklenti içine girmeden, sadece anne baba oldukları için onların işlerini görmeli. Üçüncüsü rızalarını tahsil etmeli. Onlar razı edecek hal ve hareketlerde bulunmalı. Dördüncüsü kalplerini hoşnut etmeli, gönüllerini almalıdır. İşte bu mübarek ihtiyarların özellikle bakıma muhtaç olduğu zamanlarda varlıklarından rahatsız olmak, hatta Allah korusun yük oluyor diye ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır. Bunu bilip ayılmak ve kendimize gelmemiz gerekiyor. Evet, hayatını bizim hayatımıza feda edenlerin ölümlerini ve hayatlarının sona ermesini arzulamak, ne kadar çirkin bir zulüm ve ne kadar büyük bir vicdansızlık olduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Unutmayalım ki dünya ve ahiret saadetinin bir anahtarı da ihtiyar anne babaya halisane hürmet, samimane hizmet, rızalarını tahsil etmek ve kalplerini hoşnut edip gönüllerini almaktır. Ne mutlu böyle evlatlara, ne mutlu böyle evlat yetiştiren anne babalara.